Kur'an'ın ifadesiyle Allah akletmeyenleri tırnak içinde kendi pisliğine mahkum eder. Yine mübarek Kur'an'ın ifadesiyle canlı varlıklar içerisinde en şerlisi akletmeyenlerdir. Sadakallahul azim. Allah doğru söyledi diyor ve bu girizgahla konuğuma yöneliyorum. Caner Bey, hoş geldiniz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizinle olmak güzel. Güzel, size de olmak gayet güzel. Eksik programımızda olmayın. Olmak güzel. Maşallah, önünüze kartları açmışsınız. Evet, kitapları getirdim. Belki birinden konuşursak kitabı gösteririz diye. Sadece birkaç kitap tane... değil, gördüğüm Hayır, kadarıyla notlardan da bir konuşabileceğimiz da konularda açtık. Onlara denk gelmek zor, Allah bilir nereden nereye gideceğiz ama. Eyvallah. Bakalım. Aslında yürümek gibi konuşmakta. Yani konuşma yürüyüşe benzer. Şöyle düşünceye doğru yürüyorsunuz, düşünerek yürüyorsunuz. Ve düşünce tarihine yürüyorsunuz. Ve bunu da düşünmek için yapıyorsunuz, düşünerek yapıyorsunuz. Onun için bence kendimize öyle çok fazla da adres belirlemeyelim. Tamam, nereye gidersin? Hayrola diyelim. Bu tabir caizse aklın dipsiz denizine bir olta atmak gibi olsun. Atalım. Atalım bu oltayı. Ne çıkacak bakalım, görelim. Ve ilk sorumu şöyle sorayım. Felsefeyi Yunan'la başlatırlar. Bendeniz farklı kültürlerin felsefelerine geleceğim. Onu ayrı bir soru olarak soracağım. O konuda biraz duralım istiyorum. Ama felsefenin Yunan'la başlatılması da acaba isabetli mi, doğru mu? Ve Yunan'da nerede başlıyor felsefe? Yani şöyle baktığımızda öncelikle Homeros ve çağdaşları olan bir destanlar çağı var. Milattan önce 8. yüzyılda. Ondan önce Musa oğulları diye bir şeylerden söz ediyorlar felsefe tarihçileri. Yani şairlerin, bu destanları söyleyen şairlerin. Ama ilginç olan bunlara Musa oğulları, Musaios demeleri. Yani Yahudilikten, daha doğrusu İbrani kültüründen bir esinlenme, bir geçiş var. Hatta Platon'un siyah hocalarımız diye bir hocalar takımından bahseder. Yani Mısırlı siyahi hocalardan mı söz eder? Ve dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Düşünce tarihte herhangi bir milletle başlamaz. Düşünce insanla başlar. İnsanlıkla başlar. Tabii. Fakat tarihin felsefenin bir ilim olarak üç büyükle başlatılması felsefe tarihinin de bir geleneği haline gelmiş. Ama burada yine Batı'nın bugün bu egosantrizmi, ben merkezciliğini felsefede de görüyoruz. Yani felsefeyi Yunan'a hasretme. Siz ne söyleyeceksiniz? Nereden başlar? Önce bir felsefenin tarifini soralım. Ondan sonra Bismillah diye. Tabii. Yani felsefenin tarifinden başlayarak içinde birçok tartışma var. Mesela sizin demin söylediğinize benzer de felsefeyi tarif edenler var. Bir felsefeci diyor ki, felsefe yolda olmaktır. Felsefeyi bu kadar kısa tarif ediyor. Ama diğer tanımların birçoğunda işte akla, eleştirel düşünceye, analitik olmaya, sistematik olmaya, hayatın önemli problemleri üzerinde durmaya felsefe tanımlarında genelde atıf yapılır. Felsefe nelerle ilgilenirle ilgili seyircilerimize bazı örnekler verirsem belki konu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü felsefenin de böyle birçok diyelim dalı var. Ya birçok alanın felsefesi var. Diyelim siyaset, bir yönetim var. O yönetimle ilgilenen bir felsefeci şunu soracaktır. İdeal rejim ne olmalıdır? Veyahut da bizi yönetenler var. Bu yönetenler bu yönetmeleri nasıl meşrulaştırılıyor? Nasıl meşrulaştırılabilir? Mesela en ideal yönetim şekli nedir? Yönetim nasıl meşrulaştırılır şeklinde böyle en temel sorulara girdiğinizde işte siyaset felsefesine giriyorsunuz. Veyahut da diyelim sanatçılar
sanat ürünlerini oluşturdular. Müzik yaparlar, resim yaparlar, heykel yaparlar. Ama siz gelip de sorduğunuzda bir sanat eserini diğerinden ayıran unsur nedir? Birini daha kıymetli, diğerini daha kıymetsiz yapan var mıdır böyle bir temel? İşte o da sanat felsefesine girersiniz. Veyahut da güzel kavramı nedir? İnsandan insana değişir mi? Yoksa bir evrensel güzel var mı dediğinizde işte orada siz estetik alanına girersiniz. Ahlakla ilgili birçok konuda konuşuruz. İşte büyüklere şöyle davranmak lazım, yaşlılara şöyle davranmak lazım. Ondan sonra başkasının malına göz dikmemek lazım, rüşvet yememek lazım. Şöyle ahlakla ilgili birçok şey sayarız. Fakat bu ahlaki yasaların temeli ne? Niye yani? Nedir bunun temeli? Kültürden mi gelir bu yasalar? Subjektif midir? Bireyden bireye mi değişir? Yoksa devlet koyduğu için mi sırf uyulması lazım? Yoksa ancak Allah'a gönderirsek mi meşrulaşır gibi? Yani ahlaki yasaların temeli nedir diye ahlakın en temel kısmına girdiğinde işte kendinizi ahlak felsefesi alanında bulursunuz. Veya dinin içinde birçok tartışma konusu vardır. Allah'la ilgili, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili, ahiretle ilgili. Fakat bunları felsefi bir düzlemde ele aldığınızda, mantıken mesela Allah'ın varlığını temellendirebilir miyiz şeklinde bir soruyu sorduğunuzda, işte orada benim de alanım olan, ki benim yani bilim felsefesi, din felsefesi ve bilim-din ilişkisi özellikle felsefe dallarına en temel alanlarım, kendinizi din felsefesinin içinde bulursunuz. Mesela ben onunla ilgili işte bu Allah'ın varlığını 12 delil kitabını, mesela böyle bir kitap yazdım. Merak edenler ücretsiz olarak PDF'ini internetten indirip kitabı okuyabilirler. Bu da mesela din felsefesi. Mesela bilimle de ilgili bir örnek vereyim. Mesela diyelim bilim yapıyorsunuz. Bilimin otoritesi günümüzde malum. Birçok şeyin ne kadar geçerli, ne kadar önemli olduğunu söylemek için hemen başına bu bir bilimseldir. İşte bu yöntem bilimseldir, bu bilgi bilimseldir şeklinde başına hemen bir sıfat getirilir ve onun ne kadar önemli, değerli olduğu, karşıtlarının onun yanında daha az değerli olduğu ifade edilmeye çalışır. Peki bu bilimselliği bu kadar önemli kılan ne? Bilimin gerçekten de kendine mahsus bir metodu var mı şeklinde soruları sorduğunuzda bilim felsefesinin içine girersiniz. Orada mesela tüme varım bilimi metodu olabilir mi? Tüme varım sorunu, yanlışlamacılık gibi diyelim. Bilimin metodunun ne olması gerektiği ve ne olduğuyla ilgili bir anda tartışmaların içine girersin. İşte bu en temeliyle ilgili bilimin, yani böyle klasik bilim yapmanın dışında bilimin metodu ne olmalıdır? Bilimin temelindeki yöntem ne kadar güvenilirdir sorusu bilim felsefesidir. Güncel siyaset yapmak vardır, işte yönetimde o bir siyaset yapmaktır. Ama kuracağımız sistemin en ideal sistemin ne olacağına ilgili soru veya o siyaseti meşru kılan unsurun ne olduğunu sorduğunuz o siyaset felsefesidir. Yani genelde gördüğünüz gibi felsefe daha temellerle ilgili bir tartışmadır. En temellerle ilgili tartışma olduğu için de biraz zor bir alandır. İlk dönemlerde felsefe genelde bilimle de iç içe alınıyordu. Yani eski Yunan'da birçok kimse yani yine orada bir bilimlerin sınıflaması var. Yine bir biyoloji deniyor, bir şey psikoloji deniyor, sınıflaması var ama felsefe o bilimlerden pek o kadar da kopuk ele alınmıyordu. Oraya